Herkes madene yayak gidiyor yeğen. Bak madene yayak gidiyor. Evet. Araba maraba yok. Ben de Körecan'ın Hasan Hüseyin'e, Biçikçe'nin İbrahim'e, bunun kardeşi, abisi. Madene gidiyorlar. Ya hiç harçlığım yok, askere gideceğim. Madende çalışsam olur mu dedim. Gel lan bir bakalım, soralım dediler. Madene vardım yeğen. Kimseye beni durdurdular. Çırak Mehmet'i geldi. Onu bulmuşlar. Hoca geldi çalışacak. Bir de yolla diye. O da kime gitti biliyor musun? Galiba mühendisliğine mi? Şaban diye bir adam vardı. Şaban. Ali Eren'in babası. Gel dediler. Beni şeye verdiler. Görecan'ın Hasan Hüseyin dayının yanına verdiler. Mağaraya gittik. Mustafa dayım. Sertler Mustafa gayrı Mustafa dayım. Elini küreğe almış. Şöylece de itmiş. Ah yine yeşillendi fındık dalları. Acab ne olacak yarın halları. Saz çalıyor küreği. Camide bağırması değil. Vaz etmesi değil. Gel bakayım buraya dedim. Mağarada dibinde. Hasan Hüseyin dayı da sus lan. Terbiyesiz. Hoca öyle laf mı konuşulur dedi. Git taş oyanına dön karınca köstüğü var. Öyle kandırırlarmış adam. Orada bir ağaç varmış da. Lan sus çocuğu ha, hocayı yollama ayıp olur filan dedi. Ben de gittim bulamadan geldim. Bir şey yoktu. Burası cami değil. Böyle olur işte dedi bana. Bugün giyim lukşam değil. Nasıl kaldırmış oldum? Şurada burada oturdum. Yarın üstümü değiştirdim geldim. 15 gün madende çalıştım. Sigortamı yapmışlar. Yemekliği 1963'ten 90 dolu verdim diye. Dayımın işimiz böyle. Allah razı olsun.